Kırıkkale Gündoğdu Mahallesi'nde 9 aydır kayıp olan Özgür Sungur'a ait evde ablasının ihbarı üzerine harekete geçen polis korkunç bir vahşeti ortaya çıkardı. 34 yaşındaki Fatma Sungur'un tabancayla vurarak öldürdüğü 31 yaşındaki eşi Özgür Sungur'un cesedini 9 ay boyunca evinin banyosundaki küvette sakladığı haberi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Verilen adrese gelen Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Cinayet Masası dedektifleri binanın önüne yaklaşan ancak polisi görünce kaçmaya çalışan bir kadın fark etti. Polis ekipleri kaçmaya çalışan Fatma Sungur'u yolda yakaladı. Daha sonra dairede inceleme yapan cinayet masası yetkilileri evin banyosundaki küvetin içinde saklanan bir erkek cesediyle karşılaştı. Kokmaması için kat kat poşete ve battaniyeye sarılmış cesedin Fatma Sungur'un eşi Özgür Sungur'a ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Fatma Sungur, götürüldüğü emniyet müdürlüğünde işlediği cinayeti itiraf etti. Fatma Sungur, eşi Özgür Sungur'u 2007 yılının Haziran ayında başından tabancayla vurarak öldürdüğünü, sonrasında banyosunun küvetinde 9 ay boyunca sakladığını anlattı. Fatma Sungur ifadesinde cinayeti kıskançlık yüzünden işledim. Eşim beni sürekli terk edeceğini söylüyordu. O gün yine seni terk edeceğim deyince kendimden geçip öldürdüm ve küvette 9 ay boyunca sakladım dediği öğrenildi.